Evet sevgili dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın sefer de mikrofona laf ederseniz artık kürekle ağzınıza vurmak zorunda kalacağım. Ama ben denedim, bayağı baktım ettim hiçbir. Şimdi dostlar, şimdi arkadaşlar Fenerbahçe ile Samsun Spor 63. randevuda Fener'in maçı var epeydir. Maçsız kalmıştık. Süper Lig'de Fenerbahçe'miz bugün karşı Kozlar paylaşacak. İki takım 63. kez Kozlar'ını paylaşacak. Ve daha önce oynanan 62 maçta Fenerbahçe 35, Samsunspor 12 galibiyet elde ederken 15 maç eşitlikte sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 108 golüne Samsunspor 58 gole cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Fred'in Nizami golü verilmedi. Kadıköy'deki maç 1-1 sonuçlandı. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan bir müsabaka olur. 1993-94 sezonunda 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe rakibini 8-1 gibi net bir skorla yenmişti. Samsun Başkanı Fenerbahçe'yi tahrik etmek için 2 haftadır çok uğraşıyor. Ya biz bunu çok görüyoruz. Dün mesela Antalya Spor Galatasaray maçı vardı. Maça dair benim hani bazı özet şeylerim var, düşüncelerim var. Mesela 7. dakikada çok net pozisyon yakalıyor Galatasaray. 10. dakikada kornerde iki kişinin tutması gereken iki tutuyorlar da Icardi'yi birdenbire bırakıyorlar. Yani bilerek yemeye çalıştılar, bu kadar olur. Hani tuttukları adam baktığın zaman hani Galatasaray'ın en tehlikeli ismi hakemden sonra dersin. Hani hakemlerden sonra sezonki hakemler biraz enteresan. Birdenbire bırakıyorlar, golü yiyorlar. Salah yine şık hareketleri savunmaya çarpıyor, kornere gidiyor. Yine Salah yine şut karışımı paralel gidiyor. Mertens net pozisyon kaçırıyor. Berkan'ın sarı kartlık bir hareketi var. Taban değse kırmızı olur. Ama sarısı doğru. Yüzde tekme atıyor, şöyle böyle yüzde tekme atmıyor. Topa niyet. Şiddet çok değil. Yüze vurup vurmadığında da kesin delil yok. Sarı kartı kasıtlı, yani kasıtlı olmadığı için doğru karar. 42'de Veysel'in bir penaltı pozisyonu var. Bu penaltı değil arkadaşlar. Bu penaltının babası çünkü. Yani hem penaltı hem sarı kart. Sanırsın bile isteye penaltı yaptırmak istiyor. Hani ilginç. 51'de Salah iyi savunmayız diyor. Vuruşu kaleciden dönüyor. Aynısı 52'de oluyor. Icardi tecrübesiyle tek dokunuşuna gol atıyor. Hani bilerek gol yemiş gibi gözüküyor savunma, ama savunma çok kötü. Antalya Spor'da sağ bek, sol bek kavramları yerle bir. Bir Salah iyi. Normalde bu kadar etkili bir oyuncu değil. Kanat bekleri o kadar kötü oynamış ki Antalya'nın evlere çendik. 80'de Osimhen'in golünden önce aynı pozisyonların, yani yaşanan pozisyonların aynısı oluyor. Adam gidiyor golünü atıyor. Hani o kadar milyon euroluk değerini orada ortaya çıkartıyor, ama ofsayt çizgisi gösteriyor ki ofsayt, itiraz edecek durum yok. Üçüncü gol öncesi amatör bir faul yapılıyor. Hani sanki iddia oynamışlar da aman bu maç üst bitsin der gibi bir hareket içindeler. Ciddi söylüyorum yani, sanki bu maç üst bitsin, hadi yani bir an önce gol olsun der gibi bir hareket içinde Antalya Spor savunması. En böyle absürt, en saçma, en dandik yerde penaltı niyetine bir faul yaptırıyorlar. Gerçekten anlamak güç. Yani Galatasaray rakiplerini anlamak güç. Ha, teknik direktör işte, ne derler onun adına? Teknik direktör hocam Alex de Souza işte Fenerbahçe'nin efsanesi. Arkadaş, Fenerbahçe'nin efsanesi mi efsanesi yok. Fenerbahçe'nin efsanesi olsaydı çok enteresan bir efsane olurdu. Mesela nasıl efsane olurdu? Galatasaray'ın efsaneleri bak, mesela Hakan Şükür, Arif Erdem, hani bunlar efsaneleri gerçekten de. Niye? Çünkü ya Galatasaray için hizmet eden isimler. Galatasaray'ı yükseğe taşıyan isimler. Fenerbahçe'nin efsaneleri çıkar aslan kesilirler Fenerbahçe maçında. O yüzden durum bu. Şimdi kıymetli arkadaşlar, üçüncü gol öncesinde faul var. Hani skor 2-0. Orada yapılan faul komedi. Ya çekilen çizgisi var. Allah aşkına ya. Evinize, barkınıza siz nasıl ekmek götürüyorsunuz? Vardaki hakemler ya. Ya demeyim diyorum. Şimdi ağlayıp zırlayacak Galatasaraylılar ama ya Allah rızası için. Şimdi bak, top tam ayaktan çıkmamış. Hadi çıktı sayalım. Hani çıktı sayalım.
Bir görüntüye bakın arkadaş. Allah aşkına bak. Bir görüntüye dikkatlice bakın. Neyse. Şimdi şu çizgide kırmızı olan offside, mavi olan değil. Şimdi ben çok merak ediyorum. Ya da kırmızı olan şey Galatasaraylılar, mavi olan Antalyaspor'lar. Çok merak ediyorum. Hangi futbol cahili bu çizgiyi çizdi? Şimdi neyi baz alıyoruz arkadaşlar biz bu çizgide? Hani offside olarak neyi baz alıyoruz? Hani çizgiyi neye göre çekiyoruz? Galatasaraylı oyuncunun bak kırmızı çizgiye en yakın olan, omzu önde olan oyuncu offside'di değil mi? Şimdi o omzu önde olan futbolcu offside'da. Mavi çizgi neyden baz alınmış biliyor musunuz? Şaka gelecek size ama Galatasaraylı oyuncunun ayağından baz alınmış. Siyahlı oyuncunun, yani omzu önde olan oyuncunun ayağından baz alınmış. Sanki Antalyalı oyuncunun eli gibi baz alınmış. Şimdi bu hakemler ekmek kazanıyor bu işten. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bir görüntüm daha var. Allah aşkına siz bana izah eder misiniz arkadaşlar? Benim kafam gerçekten yani anlamıyorum ben. Ya ben buradaki olayı anlamıyorum, çözemiyorum. Bakın bir görüntü daha. Şöyle aynı görüntü, yanlış anlamayın. Farklı bir işlem yok. Şimdi bana izah eder misiniz arkadaşlar? Tam olarak nesi offside da değil. Yani nesi offside da değil, özür dilerim. Yani Antalyalı oyuncunun nesi offside'ı bozuyor? Antalyalı oyuncunun eli offside'ı bozuyor desem gülersiniz değil mi? Gülmeyin arkadaşlar. Bakın offside çizgisi çektikleri siyahlı oyuncunun, siyah tozluklu oyuncunun krampon arkadaşlar. Dikkatlice bakın ya. Ya aptal olan aptal, salak olan salak siyah tozluktan bile anlar o ayağın Galatasaraylı oyuncuya ait olduğunu. Antalyalı oyuncuların tozluğu kırmızımsı bir renkte. Yani kırmızımsı, siyahımsı bir renkte. Dikkatlice bakın. Ya daha ağırlıklı kırmızımsı renkte. Şimdi yani gerçekten anlamak güç ve ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu pozisyon ofsaytmış arkadaşlar. Yani bu pozisyon ofsaytmış. Ben şunu söyleyeyim. Yani Antalyaspor oyuncunun hizası, su götürür tartışma. Ya bana soracak olsanız bu pozisyon ofsayt zaten. Osimhen'in omzu da önde. Çekilen çizgi rezalet. Ofsayt çizgi teknoloji görüntüyü vermemesi ayrı komedi. Ya penaltısı verilmedi, ofsayt golü sayıldı tartışması yapılacak. Bir de Abdülkerim'in penaltı pozisyonu var, özete koymamışlar. Yani Galatasaray'ın bir penaltısı verilmemiş. Rakibin bir penaltısı verilmemiş. Galatasaray'ın attığı gol ofsayt. Üçüncü golde siyah formalı futbolcu Avrupa VAR odası İVES'e göre 64 santim ofsaytta diyor Eurofoot. Bu da enteresan bir olay. Yani alın rakibimizin maç kazanma şeyi, ritmi bu şekilde. İyi de hocam Acun Ilıcalı bu yüzden yönetime geçmedi mi demedi mi bizim hakkımız yenilmeyecek. Hakkımızın yenilip yenilmemesi ayrı. Ben, oyun hani bunlar ayrı. Ya ortada bir skandal var, bir rezalet var. Ben bunu hani anlayamıyorum bak. Gerçekten anlayamıyorum. Üçüncü golü ofsayt diyor. Ki siz de baktınız gördünüz. Neyse. Şimdi Fenerbahçe'de şu var. İki tane yani Fenerbahçe Samsunspor maçı öncesinde iki kritik olay var. Şimdi öncelikle kadro dışı kalan oyuncular var. Zaten biliyorsunuz İsmail ve Cengiz Ünder kadronun dışında kaldılar sakatlıkları dolayısıyla. Ancak burada şu var. Oosterwolde ve Fred sarı kart ceza sınırındalar. Her iki oyuncu da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçımız olan Bodrumspor maçında forma giyemeyecekler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Fenerbahçe'yi bekleyen iki kritik olay bu. Hayır, haberiniz olsun. Şimdi Sercan Hamzoğlu'da Cengiz Ünder kas sakatlığı yaşadığı için maçta oynayamıyordur. Ancak henüz sahalarda ne kadar uzak kalacağı belli değil. MR'ı çekilecek bugünden için ve sakatlığının derecesi yani yeni bir olay. Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun Newcastle United maçında 7 uzaklaştırma, 3 pas arası falan yapmış. 7,2 mi ne puan almış ama biz artık Ferdi'yi o kadar benimsedik ki Ferdi'ye göre normal değil bunlar diyoruz. Hani biz işte öyle sevdik Ferdi'yi. Fenerbahçe'nin bugünkü planı. Yani Fenerbahçe bugün ne yapacak?
Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Önce sakin kalmak lazım. Karşımızdaki ekip bizi tuzağa çekmek için çırpınıyor. Ve Jose Mourinho en çok düşünmesi gereken isim Jose Mourinho. Bakın zorlu Karadeniz. Karadeniz'in en büyük takımlarından birisiyle maçımız var. Plan önde baskı diyor. Samsun'un çok iyi pres yaptığını, atletik oyuncuların olduğuna dikkat çekiyor. Rakibin bu yöndeki oyununa izin vermeyecek diyor. Geriden pasta çıkmayı değil, uzun toplarla oynamalarını oyuncularına iletti. Samsun Spor'da defans oyuncuları hücumda oldukça etkili. Çıkışlarda önemli noktalarda yer alıyorlar demiş. Szymański'ye özel görev. Özellikle Van Drongelen'in ileri yönlü isabetli pas yaptığını öğrencilerine iletiyor. Ve Szymański'den Hollandalı'ya pres yapmasını istiyor. Drongelen'in yanı sıra Bola'da presleri etkisiz hale getirecek. Szymański'nin yanı sıra Fred ve Amrabat da ön alan presinde olacaklar. Pas hatasına zorlayacaklar diyor. Ve kapılacak toplarla Fenerbahçe gol bulmaya çalışacak. Ben önce şunu söyleyeyim. Samsun zemini çok kötü bir zemin. Bu zeminde olabildiğince uzun top yapmak lazım. Bir. Bu zeminde olabildiğince uzaktan şut çekmek lazım. İki. Bu zeminde olabildiğince maçı kazanacak hamleler yapmak lazım. Maçı kazanacak hamleyi nasıl yaparsın? Maçı kazanacak hamleyi şöyle yaparsın. Rakibin durumuna göre yaparsın. Rakip seni neye itiyor? Neye itekliyor? Seni nereye çekmeye çalışıyor ve sen ne yapıyorsun? Bu önemli. Şimdi Fenerbahçe 19 günde 5 kritik maça çıkacak. Bakın 5 kritik maç. 19 günde. Lige, Avrupa'ya hepsine sırayla konsantre olmak zorunda. Tabii ki de Samsun deplasmanına gidecek. Ardından 4 gün sonra Manchester United maçı var. Yani ardından Bodrumspor maçı. Bak ben şu anda Samsun maçını odaklamış durumdayım. Bodrum sonrası Trabzonspor maçı. O arada Avrupa maçında olması büyük şans. Sonrasında AZ Alkmaar'la kozlar paylaşılacak. Ardından yanlış bilmiyorsam Sivas Spor'la evimizdeyiz. Yani fikstür bence domino taşı. Birini devirdin miydi arkasındakini onun rüzgarıyla, onun hortumuyla, onun etkisiyle, onun bilmem tokozlamasıyla, çakozlamasıyla ancak öyle yenebilirsin. Ve Fenerbahçe'ye acilinden galibiyetler lazım. Fenerbahçe'ye acilinden mutlu edici sonuçlar lazım. Ya çok kötümsersiniz. Şimdi Galatasaray Antalya Spor maçı. Ya Fenerbahçe de aynı Antalya ile maç yaptı. Biz maç yapınca diyorlar ki ya Antalya arkadaş sanki hani yenilmek için oynadı gibi falan filan. Ya Antalya Spor Fenerbahçe maçı. İstatistiklere falan bakıyorsun. Fenerbahçe 2-0 kazanmış. 10 şut Antalya'nın isabetli şutu yok. Fenerbahçe 14'te 6 yapmış. Hani kaçırdı net pozisyonlar şu bu var. İsabetli şut çektirmeden Fenerbahçe maçı kazanmış. Lan aynı saha, aynı stat. Yani ama Fenerbahçe bu maçı kazanınca adı böyle oluyor. Neyse ben çok da şey yapmayayım. Fenerbahçe reklamı yapmayayım. Biz işimize bakalım. Şimdi Fenerbahçe'de aslında herkes için forma vakti. Herkes için. Çünkü adaletli seçimler yapan bir takımız biz. Yani adalete önem veren, futbolcularını performansına göre oynatan bir takımız. Ve böyle bir takımken arkadaşlar Fenerbahçe böyle bir takımken yapması gereken şey çok basit. Oynayan oynadığının hakkını verecek. Olay bu kadar basit. Bu kadar basit. Oynadığının hakkını verecek. Nasıl verecek? Ya bakın geniş bir kadro var. Bu kadar maç oynanacak. Elindeki oyuncuları değerlendirmek zorunda. Hani böyle bir süreçten Fenerbahçe nasıl çıkar biliyor musunuz? Böyle bir süreçten Fenerbahçe kazana kazana çıkar. Başka türlü çıkamaz. Kazana kazana. Kazanacaksın kardeşim. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ya Galatasaray şöyle yapmış, Beşiktaş böyle yapmış. Umrumda mı? Sizin umrunuzda mı? Olmaması lazım. Elbette Galatasaray puan kaybetse Fenerbahçe memnun olacak, mutlu olacak. Elbette bu ayrı mesele. Ama sen kendi işine bak. En az yani en az puan kaybıyla hareket et. Malı götür. Zaten malı böyle götürürsün. Başka türlü götüremezsin. Ya sen Fenerbahçe'sin bak. Sana kimse yatmaz. Sana kimse maç satmaz. Sana kimse aa Fenerbahçe geliyor. İşte Atatürk'ün takımıymış bunlar. Biz de Atatürk'ün takımıyız. Atatürk'ün takımına yardım etmeli falan demez. Aksine ulan bunlar Atatürk'ün takımıymış. Bunları yenmemiz lazım derler. Hani senin maçında kimsenin aklıyla kalbi karışmaz. Ama rakibininkinde karışır. Ama ben diyorum bizim futbolcularımız
üstüne düşen görevi yapmak zorundalar. Vazifelerini yerine getirmek zorundalar. Yani iş bizim futbolcularda bitiyor. Hocam hakem maçı düzgün yönetsin. Ben artık hakemi geçtim. Ben artık hakem maçımızı adil yönetecek olan şike mi yaptık diyeceğim ya. O seviyeye geldim ya. Siz de aynısınızdır bak. Bizim maçımızı hakem adil yönetsin diyeceksiniz ki hocam şike mi yapıyoruz ya? Aleni şike mi yapıyoruz diyeceksiniz. Çünkü o kadar alıştık ki. Bariz gol atıyoruz. Mesela Osimhen gol atmış. Öncesinde ofsayt var. 81 numaralı oyuncu gidiyor. Kendini yere atıyor. Aman Osimhen rahat rahat vursun gol atsın diye. Sanki üst oynamış. Ulan Fenerbahçe maçında bu yapıldı mıydı? 50 çeşit şike imasında bulunuyor. Antalya Spor yaptığı zaman Osimhen tarihi gol attı. Biz aynı statta daha güzel gol attık. Faul gerekçesiyle saymadı Galatasaraylı'nın biri. Hatırlayın bunları. Biz bunları yaşadık. Ondan sonra da diyorlar ya siz şizofren misiniz? Herkes size düşman gibi görüyorsunuz. Herkes bize düşman gibi görmüyoruz. Biz doğruyu konuşuyoruz. Sadece siz anlamak istemiyorsunuz. Neyse, oynamayan futbolcular hazır olacak kardeşim. Kim olursa olsun hazır olacak. Ya mesela Dusan Tadic. Tadic 35 yaşında. 35 yaşında futbolcu oynuyor. İrfan Can oynamıyorsa sıkıntı İrfan Can'dadır. Mesela Beşiktaşlılar Semih Kılıçsoy. Geberiyorlar Semih Kılıçsoy, Semih Kılıçsoy diye. Çocuğu el birliğiyle mahvettiler. Ben ne dedim size geçen sene? Ya 5-6 da teklif gelse satmaları lazım dedim. 15 gelmiş, 18 gelmiş. Ya gerizekalı mısınız? Satın gitsin size ne? Sizin altyapınızdan çıkmış. Sonraki satıştan %5 zaten FIFA kalkınma payı var. Otomatik olarak %5 gelecek. Bir de %20'yi de siz yapıştırın. %25 alın. 100'e satsalar 25 daha alacaksınız. Beşiktaş'ta kaldığı müddetçe 50 çeşit tartışma. Bir de burası Türkiye ya. Burada kimler harcanmadı ki ya? Sergen Mergen bundan çok çok iyi topçuydu. Kimler harcanmadı? Neyse, şunu da konuşayım. Bakın, herkes için forma şansı. Maxime mesela. Maxime'nin oynayıp oynamayacağına emin misiniz arkadaşlar? İrfan Can Kahveci'nin oynayıp oynamayacağından emin misiniz? Ne bileyim, o da oynayabilir, bu da oynayabilir. Ben başka bir şey sorayım size. Oğuz Aydın'ın oynayıp oynamayacağından emin misiniz? Szymański zaten Allah'ın emri gibi sağ olsun Mourinho her şartta oynatıyor. Ama Mourinho'ya da ben hak verdim. Mourinho'nun düşüncesini tam olarak öğrendim. Hak verdim. Siz de olsanız siz de Szymański'yi oynatırsınız. Bak siz olsanız siz de Szymański'yi oynatırsınız. Ben Mourinho'nun düşüncesini öğrenene kadar şunu söylüyordum. Arkadaş bir iki maç kes. Tadiç'i oynat. Ne bileyim çift forvet çıkalım. Hani burnu sürtüşsün diyordum. Mourinho'nun düşüncesini öğrendikten sonra şunu söylüyorum. Tadiç madiç oynamaz orada. İrfan Mirfan oynamaz. Orada çift forvet falan asla oynanmaz. Orada Fenerbahçe kesinlikle Szymański'yi oynatmak zorunda dedim. Kendi kendime. Yakında görürsünüz. Yakında Fenerbahçe biraz daha ofansif hüviyette oynayacak. Belki de yani bugünkü maçta görürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Belki Perşembe günkü maçta görürsünüz. Fred, Osayi, Kostić ya da Osterwolde. Bunların katkısı çok ciddi şeylere sebep olacak. Ve sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'den Rihanna sürprizi. Ulan bu nasıl bir, hocam sen nasıl bir haber veriyorsun? Rihanna ne alakası var? Valla bende ne alakası var dedim başta ama haber doğru. Kaynağım sağlam. Şimdi dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Rihanna özel bir anlaşmaya imza atacakmış Fenerbahçe ile. Bu anlaşmaya göre Shine Right Like a Diamonds. Shine Right Like a Diamonds. Shine Right Like a Diamonds. Ya Fenerbahçe'ye elmas hediye edeceklermiş arkadaşlar. Rihanna ile eşi Asap Raki Fenerbahçe'nin maçlarına gelecek formalı fotoğrafları sosyal medyadan paylaşacak. Yönetim bu işbirliğine beklediği gelir dudak uçuklatan cinsten diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Olmaz olmaz demeyin ya. Gerçekten bak olmaz olmaz demeyin. Sosyal medyanın öyle bir gücü var ki. Yani akla sığmaz gelirleri, akla sığmaz projelerini elde edebilirsiniz. Gerçekten bak. Akla sığmaz şeylere yani burası Türkiye Ligi ya. Burada her şeyi görebilirsiniz. Burada her şeyi görebilirsiniz. Neyse. Ben devam edeyim arkadaşlar. Şimdi ara transfer döneminde imzalar atılacakmış. Acun Ilıcalı önderliğinde bu iş olacakmış. Ve Rihanna ile eşi.
Ülke stadında maç izlemeye gelecek, sosyal medyadan hani paylaşacak, Instagram'dan 151 milyondan, X'te ise 108 milyondan fazla takipçisi varmış. Ulan bunun zekatını verse ben abad olurum ya. Ve Fenerbahçe yönetimi 50 milyon dolarlık bir gelir beklentisi diyor. Ha, 50 milyon dolarlık gelir beklentisi var da bir de gider beklentisi var. Hani nasıl giderin eylem vereceksin? O da ayrı bir mesele. Lincoln 12 ülkesinden 3 talip var. Bunları kısa kısa geçelim arkadaşlar. Lincoln 12'ye 3 takım talip. Bragantino'ya kiralık gitti. 6 milyon euro satın alma opsiyonu var. 31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek. Ve 3 takımın istediğini söylüyor. 42 maç, 5 gol, 3 asist. Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maç, 3 gol, 9 asist yapmıştım. Ben vallahi Lincoln 12'yi beğeniyorum kardeşim. Ne derseniz deyin. Hatta benimle alay edeceksiniz, dalga geçeceksiniz ama Lincoln her iki Fenerbahçe'de kalsaydı hani Kostiç belki alınmazdı. Bakın yaşı daha 25. Yaşı daha 25. Ben de farkındayım. Bak çok yetenekli değil. Kabul. Ancak Fenerbahçe %85 hakkına sahip oyuncunun. Santa Clara'da %15'ine sahip. Yani 6 milyon euroya satılırsa oradan bir para, 900 bin euro civarında bir para eski takımına gidecek. Geri kalan bize gelecek. En azından gelir elde etmiş olacağız. 42 maçta oynatmaları da beni en azından sevindiriyor. Ben Lincoln'u seviyorum arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Lincoln iyi bir futbolcu. Yetenekli bir futbolcu. İnşallah orada kalır. İnşallah orada kalır. Bu kadar söyleyeyim ben. Başka da bir şey demek istemiyorum. Şimdi Atletico Madrid ve Benfica İsmail Yüksel'i radarına aldı. İki kulüp de Ocak transfer döneminde ilgi mektubu gönderecek diyor. Benfica 11 milyon euro, Atletico Madrid 13 milyon euro diyor. Haber bu şekilde söylüyor. Ben haberleri söylüyorum size. Fakat ben bir olayı belirteyim. İsmail Yüksek Fenerbahçe yönetimine bıraktı. Ne derseniz diyor. Paul Pogba. Şimdi Fenerbahçe'de Pogba seçenekler arasında asla düşünülmüyor arkadaşlar. Asla. Hani asla düşünülmüyor. Christian Medina. Medina ile anlaşıldı. Anladınız mı? Yani ben burada Pogba gelişmesini söyleyeyim. Medina gelişmesini söylüyorum. Hani Medina bendeki duyumlara göre ön protokol imzalandı. Hani Allah göstermesin çok ciddi bir sakatlığı olmadığı müddetçe de geri dönüşü yok. Bendeki duyumlar bu şekilde. Ama derseniz hocam benim duyum kaynaklarım seninkinden daha sağlam. Benimki beni tanır derseniz sizinki sizi tanısın. Benim kaynaklarım bu şekilde. Ben bu şekilde söylüyorum. Osayi Samuel'den müjde, Batshuayi'nin yaptığını yapmam demiş. Zaten aynı karakterde değilsiniz. O sayıcıyım. Ben ikinci forvet olmam, işte üçüncü forvet olmam diyerek başka takıma giden bir arkadaş. Şu anda beşinci forvet. Çünkü onları iyice sinir ettiği için ortada bir sıkıntı var. Diyor ki adı Galatasaray'dan Osayi Samuel'den ezeli rakipleri ve eski takım arkadaşı Batshuayi hakkında flash açıklamalar diyor. Burada Musa'nın Fenerbahçe'de kalmak istediği yakın çevresinde Batshuayi'nin yaptığı hatayı yapmam dediği ortaya çıktı. Gelişmeleri takip etmeye başladı diyor. Ben size şunu söyleyeyim. Osayi de İrfan Can'da uzatacak. Ya ben bunu hani laf olsun torbada olsun 3-5 tane tıklama yapın diye söylemiyorum arkadaşlar. Aldığım duyumlarla söylüyorum. İkisi de uzatacaklar. Niye uzatacaklar onu da söyleyeyim. İstedikleri paraya Fenerbahçe yaklaştı. Oyuncular biraz feragat etti. Fenerbahçe de biraz yükseldi. Bu iş bitti. Anlaşma tamamlandı. Ama bakın, ne olur beni yanlış anlamayın. Bazı şeyler anlıktır. Futbolcuya bugün çok üstüne düşersin. Çok beğenirsin. Çok hoşuna gider yaptığı performans. Mükemmel olur. Saçma sapan bir yerde saçma sapan bir hareket yapar. Bütün kariyerini mahveder. Bütün bakış açısını değiştirir. Herkesin bakış açısı aykırı bir yöne doğru gider. Ya mesela nasıl diyeyim size? Batshuayi diyelim ki bir maça çıktı mesela. Derbi maçına, Beşiktaş maçına mecburen Batshuayi'den çıktılar. Misal veriyorum. Galatasaray taraftarı tereddütte diyelim. Gitti hat-trick yaptı. Galatasaray taraftarı bağrına basar.
At Şua'yı bütün sıkıntıyı unutur. İşte Fenerbahçe falan paylaşmayı bırakır vesaire. Aynı şekilde Icardi'yi bağrına basıyorlar ya da Osimhen'i. Gider Beşiktaş derbisinde Galatasaray iyi oynarken hop bir kırmızı kart. Hop Galatasaray yenilir. Bu sefer de Osimhen'in gelmişini geçmişini sever Galatasaray taraftarı. Yani durum bu. Ya Fenerbahçe'de de dediğim gibi o sayede de, şeyden de İrfan Can'dan da ben müjde bekliyorum. Pogba'ya dediğim gibi duyum bu. %100 duyum, ilgimiz yok, alakamız yok, gelmeyecek. Christian Medina bendeki duyuma göre kesinlikle %100 devre arasında gelecek. Lincoln bu gidişte kalacak orada. Hani bilginiz olsun, Lincoln'in devam etme şeyi yok. Yani bendeki duyumlara göre orada kalacak. Ki istiyorlar da. Bragantino da istiyor satın almayı. Ama o adamlar 6 milyon euroyu kolay kolay verme taraftarlar olmazlar. Yine daha iyisi olsun. Yani durum bu. Gerçekten de durum bu. Ve hayırlısı olsun arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'ye odaklanıyoruz. Galibiyete odaklanıyoruz. İnşallah Fenerbahçe kendisine yakışan bir oyunda güzel bir galibiyet alır ve bizleri de mutlu eder. Maç önü saat 18'de canlı yayında buluşmak üzere arkadaşlar. Maç önü canlı yayında görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.